Şimdi şöyle, bu transferler yani saydığın isimler, gerek Mandzukic, gerek Mesut Özil, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'taki bir takım boşlukları doldurmanın çok ötesinde transfer. Türkiye liglerinde, geçenlerde konuştuk, Türkiye liglerinde seyredecek bir şey kalmadı futbol adına. Bu teknik direktörlerin yenilmeme üzerine kurdukları oyunlar, topu rakibe bırakıp kendi sahalarında bekleme taktikleri, ki gene bu hafta gazetelerin birinin başlığında gördüğüm köşe yazısının, yenemezsen yenilme adlı dünya iğrenci taktik. Yenemezsen yenilme. Ne demek? Bana ne yenmenden yenilmenden? Ben futbol seyretmek istiyorum arkadaş. Futbol bir seyir sporu. Ortada seyredecek futbol bırakmadığına göre bu korkak, alayı korkak teknik direktörler, benim hiç olmazsa seyredecek birkaç adama ihtiyacım var. Kimsenin almadığı, serbest, şu anda nerede onu bilmiyorum, Quaresma'yı görmek istiyorum ben hala. Hiç değilse. 40 yılda bir Kasımpaşa'nın ya da Beşiktaş'ın bir maçında bir trevele yapar da vay be deriz hiç olmazsa. Mesut Özil, Mandzukic bu tür isimler. Beşiktaş'ın maçı da, Fenerbahçe'nin maçı da samimi söylüyorum. Futbol olarak umurumda değil. Umurumda değil. Evvel akşam bizde işte 3-4 kişi var, maç seyrediyoruz. Vallahi dedim arkadaşlar, sizlerin huzurunda keçi boynuzundan özür dilemek istiyorum. Biz keçi boynuzuna yıllar yılı ulusça sövmüşüz. Bir damla bal için bir çuval keçi boynuzu yenir. Bugün dedim 1.30'dan beri akşamın saat şey olmuş, 11.30 olmuş. Maç seyrediyoruz dedim ya. Bir damla bala şahit oldunuz mu? Bir damla bala şahit oldunuz mu? Aklınızda kalan bir sahne var mı? Böyle bir futbol oynanıyor Türkiye'de. Bu teknik direktörler yüzünden. Yenemezsen yenilme. Çünkü yenilmediğin sürece yerinde maaşlar tıkır sağlam. Ben ne seyredeceğim arkadaş? Mandzukic olursa seyredebilir. Mesut Özil olursa seyredebilir. Keşke her kulüp böyle bir star bulsa da yaratsa. Peki, Dün akşam Galatasaray maçını seyrediyoruz. Dün akşam. kupa maçını. Evet, kupa maçını seyrediyoruz. Şöyle dedi maçı anlatan arkadaşımız, Fatih Terim ilk hamlesini yapıyor. Üç kişi oyuna girecek. İki kişi, üç kişi. Döndüm dedim ki arkadaşlar, şu anda dedim, kalecisi dahil bütün Galatasaray'da çıkmayacak adam yok. Hani biri kenarda ısınırken kimin yerine girecek diye konuşulur ya seyirciler. Evet. Çıkmayacak adam yok dedim ya. 11 kişi oynuyor sahada. 11'inin 11'i de birbirinden beter oynuyor. Üstelik de ideal takım. Çünkü oynamak taktiği verilmemiş. Herkes sahaya salınmış. Aynen eskilerin dediği, saldım çayıra, Mevlam kayıra. Herkes bildiğini oynuyor. Herhangi bir taktik idmanı yapmamış o takım. Yapsa belli olur. Yapsa belli olur. Peki Yani isteriz. maçı da kaybetmişlerdi, elenmişlerdi resmen. Ama maçtan sonra Fatih Terim gitti, sarıldı. Tahmin ediyorum teşekkür etti Hamza Hamzaoğlu da. Bu maçı bana bıraktığın için teşekkür ederim diye. Başın 120. dakikasına
göstermesine birkaç saniye falan kala şeyden, korner noktasının 2 metre önünden bir şey kazandı. Duran top kazandı şey. Galatasaray. Ömer Bayram. Yani Galatasaray'da ölüsü ilk 11'de oynayacak adam. Oynadığı her zaman bunu gösteriyor. Ama Fatih Terim sevmediği için ve de bir de o ünlü Belhandas'ın rakipleri arasında olduğu için parlamasına izin vermiyor. Ama Türkiye'nin en iyi duran top pası veren adam. Orta bitti. Ben bunu anlatamıyorum. Orta yok artık. Pas vereceksin. Görerek atacaksın her yaptı. Ömer Bayram topun başında birden Hamza oldu. Umut'u oyundan çıkardı. Yerine birini soktu. O Umut ki Galatasaray'ın attığı bütün kornerler ve duran toplarda savunmada topu kafayla kesen tek adam. Galatasaray kornerinde önünde duran top kazanıyor. Maçın bitmesine saniyeler var. Hamza Efendi Umut'u çıkardı. Yerine birini soktu. Ve Ömer Luyun Dama'nın kafasına topu kondurdu. Kendinden bir karış aşağı zıplamayı bile bilmeyen adamların arasında Luyun Dama antrenmanda bile vuramayacağı kadar rahat bir kafa vurdu. 1-1 oldu. Bundan güzel hediye olduk. Düt bitti. Uzatma. Siz çok konuşmak istemiyorsunuz ama ister istemez derbiyi konuşacağız. İşte ligden Beşiktaş-Hatay beraberliği Rize maçı, Galatasaray Gençlerbirliği farklı galibiyeti ve Malatya maçıyla geliyor derbiye. Öyle ya da böyle ilk zirvede büyük takımlar var ve onların ikisi derbide karşı karşıya gelecek. Aslında tam da futbol kamuoyunun en keyif alacağı ortamda ortaya nasıl bir maç çıkacak? Sizin öngörünüz nedir? Onu merak ediyorum. Bence Türkiye Futbol Federasyonu bu maçı beraberlik olarak dizayn etmiştir. Fenerbahçe'nin iki rakibi ikişer puan kaybetsin. Bilmem daha bir şey söyleyeyim. Galatasaray desem bir şey öğrenemiyorum. Beşiktaş desem bir şey öğrenemiyorum. Bu kulüplerin maçlarını seyretmekten bana hafakanlar basıyor. Böyle maçlarda da hakemler çok ön plana çıkıyor. Hakemler de artık cin gibi oldu. VAR hakemleri dahil. VAR'dakiler istediklerini çağırıyorlar, istediklerini çağırmıyor. Bence asıl sıkıntı VAR'da zaten Öncel abi. Ama o yani bilinçli o VAR. Tesadüf VAR değil. Adam niye çağıracağını, niye çağırmayacağını çok iyi bilir. Hakemler de tamamen bilinçli. Kör parmağın gözüne yanlış yapmıyorlar. Kör parmağın gözüne yanlış, o zaman kıyamet kopuyor. Ne olursa olsun. Küçük kıyamet kopuyor. Küçük takım içinse büyük kıyamet kopuyor. Mesela Fener içinse. Onun için böyle kör parmağın gözüne değil, yorum haklarını büyük lehine kullanarak, büyükler de söylüyorum sırayla, bir Fener, iki Galatasaray, üç Beşiktaş olarak. Büyük lehine kullanarak. Şimdi sen yönetiyordun. Erman Hoca konuştu. Erman Hoca'dan beklemediğim bir açıklama yaptı. İki tane şey, futbolcu hakemin düdüğünden sonra topa yavaşça vurdular, yuvarlamaya yuvarladı. İkisi de sarı kart gördü. Topa yavaşça vurdukları için itirazdan değil. Erman Hoca itirazdan sarı kart görülür mü? Hayır, itiraz falan değil. Her maçta, her zaman olan şeyler. Bu yavaşça topa vurmanın cezası sarı kartsa Türkiye'de adam kalmaz. Nitekim ertesi gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. Caner hakemin kararını beğenmeyince tribüne bir şut attı. Şey parçaladır. Koltuk parçaladır.
Bakmadı bile hakim.